borçlu olduğum aileme, özellikle de beni okutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan abime sonsuz teşekkür ediyorum. Sınıf arkadaşımın kepini yakalamışsın. Özel bir arkadaş galiba. Evet, çok özel. Minibüsünüzü siz mi alırsınız yolumdan, çekici mi çağırayım? Ah bir dedi kendiniz olmasa. Maganda işte, ne olacak? Manyağa bak ya. Kaza yaptıracak kıza. Hastaneye getirmiş. Bizi de arayıp haber verdi. Görmediniz mi onu? Yok kızım, görmedik. Benimle evlenir misin? Ben çok şaşırdım. Yani... Goncagül. Ne diyorsun lan sen? Ne yapacağım ben şimdi? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Çakallar sarmış her yana. Onların arasında sen öyle saf, öyle masumsun ki kendini koruyamamandan korkuyorum. Ha, akşama görücü gelecek, erken gelelim. Görücü mü? Mahir seni istiyormuş. Teşekkürler. Salih oğlum. Sebebi ziyaretimiz malum. Goncagül kızımızı yıllardır tanırız. Siz de Mahir'i bilirsiniz. Biliriz Kamil amca. Çok iyi biliriz. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Goncagül iyi misin? İstemiyorum abi. Hay Allah. Ne yapacağım ben bu kızla? Biz gitsek iyi olacak. Üstüme iyilik sağlık. Zorla alacak değiliz ya kızınızı. Kusura bakmayın. Bileydim bu eve adımımı atmazdım. Para avcısı olmadığı ne malum? Baba, onu tanısam böyle söylemezdin. Evet, Goncagül öyle bir kıza benzemiyor baba. Ne yalan söyleyeyim. Şaşırdım kabullenmene. Kabullendiğimi kim söyledi? Kızdan bir ay uzakta olacak. Marmaris'te onun başını döndürecek birisi var. Coşkun'un ne ayran gönüllü olduğunu unutma. Merhaba. Salih Bey'i aramıştım. Nerede biliyor musunuz? Bizim Salih. Minibüsü var. Buhat da çalışıyormuş. Şimdi gitti. İki dakika önce gelseydiniz yetişirdiniz. Ne zaman döner? Vallahi belli olmaz. İnsan hayatında bir kez gördüğü birinden hoşlanabilir mi? Bir ay kadar önce gördüm onu. Ama o günden beri onu düşünmediğim bir an bile olmadı. Ben kız açılmayı düşünürken o tuttu bana aşık olduğu adamı anlattı. Bendeki de ne şans. Boş ver. O üzülsün senin gibi birini kaçırdığına. Allah'ım ne yapacağım ben? Neden? Ne oldu ki? Ben hamileyim. Ne? Salih Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız etmedim umarım. Estağfurullah. Kazadan beri size ulaşmaya çalışıyorum. Hayatımı kurtardınız. Size bir türlü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Teşekküre gerek yok. Kim olsa aynını yapardı. Emin misiniz? Bence o kadar basit değil. Canınızı tehlikeye attınız. Üstelik otoparkta yerinizi kapan biri için. Size biraz kaba davranmıştım aslında.
Ama ben de hak etmiştim. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepsi geçti gitti. Önemli olan da bu. Belki bir gün size borcumu ödeme fırsatım olur. Kim bilir. Yani ben avukatım. Eğer ihtiyacınız olursa çekinmeden arayabilirsiniz. Avukatsınız demek. Ne güzel. Benim ailemde de bir avukat var. Öyle mi? Anlaşılan bana ihtiyacınız olmayacak. Neyse, ben gideyim o zaman. Hoşça kalın. Size bir çay ikram etseydim. Yani isterseniz. İsterim, neden olmasın? Buraya gelmeden Meryem'e uğradım. Bir görsen, hali perişan. Niye kız? Ne oldu ki? Hoş geldin Sakine teyze. Hoş bulduk kızım. Ne olmuş kız Meryem'e söylesene. Büyük kızı Nurten var ya, bir adama kaçmış. Aa, deme kız. E'si? Adam 2 gün sonra kızı kapı dışarı etmiş. Vah vah. Kız ne yapmış? Ne yapacak? Boynunu büküp kös kös baba evine geri dönmüş. Öyle evlat düşman başına. Sen doğur, büyüt, ocağına incir diksin. Sorma. Tüm mahalle kazan gibi kaynıyor. Kepazelik diz boyu. Kimsenin yüzüne bakacak halleri kalmadı. Meryem'in kahrından 24'e fırlamış tansiyonu. Sahiyanına inme gelmiş. Bir görsen hallerini Emine, içim parçalanır. Evden cenaze çıkmış gibi. Dağlara taşlara. Allah düşmanımın başına vermesin. Zaman kötü. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Allah şeytanı uydurmasın. El aleminkini bilmem ama benim Gonca Gül'üm akıllıdır. Yapmaz öyle şeyler. Fena halde büyüledin beni, biliyor musun? Böyle kölen yapmayı nasıl başardın? Çok uğraştığımı söyleyemem. Öyle güzelsin ki. Sana her geçen gün biraz daha aşık oluyorum. İnanayım mı? Bence inan. Yoksa kalbim kırılır. Kim bilir kaç kıza söyledin aynı sözleri. Şansına küssün. Teşekkür ederim ama istemiyorum. Bu yakışıklı gül hediye etmek ister belki. Güzel kızım, engel olmayasın. Yok sağ olun. Lütfen, hiç gerek yoktu. Allah bereket versin, güzel oğlum. Teşekkür ederim. Şu anda bu güzelliklere bakabiliyorsam sizin sayenizde. Eğer beni kurtarmasaydınız belki de şimdi karanlık soğuk bir mezarda olacaktım. Size can borcum var. Can değil de bir gömlek borcunuz olduğu kesin. En sevdiğim gömlekti ama olsun. Güzelim gömlek gitti yani. Siz şöyle geçseniz daha iyi olacak. Neden? Burada rahattım. Ben rahat değilim. Yani buradan manzarayı daha iyi görebilirsiniz. Rica etsem. Peki. Thank you.
Kaza anını hatırladım da bir an. Çok korkmuştum. Haklısınız. O şoku atlatmak kolay değil. Sizi sıkıştıran arabayı hatırlıyor musunuz? Biraz hatırlıyorum. Trafikte bayanların başına böyle şeyler geldiğini duyardım ama nedense benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Sanki daha başka bir şey var. Adam bilerek kaza yaptırdı sizi. Bir düşmanınız gibi. Benim düşmanım yok ki. Bilmiyorum ama sanki canınıza kastetmiş gibiydi. Bu söylediğiniz çok ürkütücü. Canınızı sıktım, kusura bakmayın. Kapatalım isterseniz bu konuyu. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Affedersiniz. Siz buyurun. Abi çok güzel çiçeklerim var. İstemez. Sevdiğini sevdiklerini sevindir be ya. Defol başımdan. Aa. Çocuklar, dava dosyasını son bir kez daha incelediniz mi? Biz Ali ile şimdi bakacaktık Oğuz Bey. Hemen başlayalım istersen. Hadi bakalım çocuklar, size güveniyorum. Müvekkille toplantıya bağırdı geliyor değil mi? Hayır, ona haber vermedim. Neden? İkimiz halledebiliriz diye düşündüm. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Nereden bileyim Ali? Bahar her yaptığını bana rapor etmiyor ki. Tamam canım, sadece sordum. Neden sinirleniyorsun ki? Hadi başlayalım artık. İyi misiniz? İyiyim. Sadece biraz bileğim acıdı. İsterseniz geri dönelim. Yo, iyiyim. Geçti bile. Size en çok ne mutlu eder? Güzel bir ailem var. Kardeşlerim, annem. Benim için önemli olan onların mutluluğu. Peki ya kendi mutluluğunuz? Zor soru. Aslında hayat telaşı içinde kendimi düşünecek vaktim olmadı pek. Pardon. Efendim? Merhaba Bahar. Bugün müvekkili toplantıya gidecektik. Onu hatırlatmak istedim. İstersen buluşabiliriz. Çok isterim. Tamam, buluşalım. Rahatsız etmedim umarım. Dışarıda mısın? Evet. Birazdan görüşeceğiz zaten. O zaman konuşuruz, tamam mı? Hoşça kal. Neden uzaklaştınız? Belki özel bir konuşma olabilir diye düşündüm. Rahatsız etmek istemedim. Yok. Özel falan değil, iş yerinden aradılar. Bir sorun yok değil mi? Yok, ama bir müvekkilimizle görüşmemiz gerekiyor. Sayenizde çok keyifli bir gün geçirdim. Teşekkürler. Benim için de çok güzeldi. Ben artık gitsem iyi olacak. Toplantı saati yaklaşıyor. Minibüsümü yakında gideceğiniz yere bırakabilirim. Tabii eğer minibüse binmenin sizin için bir mahsuru yoksa. Sizi işinizden alıkoymayacaksa olur tabii. Bu mu? Kuruşluk. Yani bozuk paralar için. Yoksa daha önce hiç minibüse binmedin mi? Hayır, ilk defa biniyorum. Ama bunun manita koltuğu olduğunu biliyorum. Hemen geliyorum.
Talih nasılsın oğlum? İyiyim Avva teyze. Poşetleri bana ver. Gel minibüsle bırakayım seni. Sağ ol evladım, hazır gibi yetiştim. Allah tuttuğunu altın etsin yavrum. Merhaba kızım. Merhaba teyzeciğim. Ne zaman nişanlandın Salih oğlum? Hayırlı olsun. Yok öyle bir şey Avva teyze. İyi iyi iyi. Çok sevindim vallahi. Hanım kızımız da pek güzelmiş. Allah tamamını erdirsin. Ya kusura bakma. Avva teyzenin kulakları ağrıştır. Allah mesut etsin evladım. Yastıkta kocarsınız inşallah. Teşekkür ederiz. Bir zahmetliyle tam 40 sene aynı yastığa baş koyduk. Birbirimize öte git bile demedik. Şimdiki gençler öyle mi ya? Hemen sıkılıveriyorlar. Birbirinizin kıymetini bilin evladım. Salih oğlum helal süt emmiş delikanlıdır. Sakın ola onu üzmeyesin emin. Tamam üzmem teyzeciğim. Hala çalıştığına inanamıyorum. Ezberledin dava dosyasını artık. Bir şeyler atlamamak için son kez göz gezdiriyorum. İnanılmaz bir adamsın Ali. Bu nasıl bir hırs böyle? Hırs değil de sorumluluk duygusu desek. Ya da işini ciddiye almak. Staj bittiğinde işin garanti. Oğuz Bey akıllı adamdır. Senin gibi bir avukatı hayatta kaybetmek istemez. Merhaba Bahar. Merhaba. Geldiniz mi? Sanırım 10 dakika sonra orada oluruz. Tamam, benim ulaşmam da o kadar sürer. Tamam o zaman, kapıda buluşuruz. Oldu, görüşürüz. Bahar'ın gelmesi şart değildi. Neden çağırdı? Belki o da toplantıya katılmak ister diye düşündüm. Tek nedeni bu mu yani? Başka ne olabilir ki? Yapma Ali. Okul hayatımız birlikte geçti. Boşuna gizlemeye çalışma artık. Ondan hoşlandığın gün gibi ortada. Bahar'ı görmek için bahaneler yaratıyorsun. Buraya kadar getirdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Karşısının elinde bu gülle mi çıkacaksın? Evet. Ben de mode bir romantiyim Ali. Artık içeriye girelim mi? Nesi var bunun? Bilmiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tövbe tövbe. Gece gece ıslık çalınır mı oğlum? Cinleri başımıza mı toplayacaksın? Beni cin min çarpmaz. Ya, ama küçüklüğümde sen fena çarpardın tokadı. Bırak beni deli oğlan. Bırak. Anaların anası güzel anam benim. Bak bırak dedim yoksa aç kalırsın ha. Emriniz olur Emine Hatun. Aman. Evet seni dinliyorum. Hadi anlat artık bakalım. Ne anlatayım abi? İşin nasıl gidiyor? İyi misin? Anlatsana kızım. İyiyim abi. Her şey yolunda. Ben gidip anneme yardım edeyim. Yavaş be kızım. Keyfin yerinde görünüyor. Hani bilmesem kızımız dalgası diyeceğim. Hadi herkes sofraya. Gül, niye yemiyorsun? Anne buna soğan mı koydun sen? Koydum ya. Üstüme iyilik sağlık.
Soğansız mercimek çorbası mı olur kız? Mercimek değil, soğan çorbası olmuş bu ya. Zıkkımın pekini ye. Çorba beğendiremedik hanıma. Neyin var kız? Gören de... Tövbe tövbe. Anne. Ha. Kızmama galiba soğanı biraz fazla olmuş bunun. Aman. Yaşlandım be oğlum. O kadar kusuruma hoş geleceksiniz artık. Ne yaşlanması Emine Hatun? Hepimizi gömersin sen vallahi. Ağzından yel alsın oğlum. Allah evlat acısı göstermesin bana. Afiyet olsun. Teşekkürler. Anlatmanı bekliyorum. Güzel bir gün geçirdim sadece. Hepsi bu kadar mı? Hani kaza yaptığımda beni arabadan çıkaran adam vardı ya, onunla görüştüm. Sonunda kurtarıcını gördün demek. Evet. Sanki küçük bir kızmışım gibi ayağım takıldığında bile beni korumaya çalıştı. Onu tanımıyorum ama bana çok güven veriyor. Bu devirde kimseye bu kadar çabuk güvenme Bahar. Hele söz konusu olan erkeklerse iki defa düşünmelisin yavrum. Haklısın ama o bizim çevremizdeki erkekler gibi değil. Sahte değil, çok gerçek. Kimin kızı olduğumu bile bilmiyor. Sadece benimle ilgilendi. Bence çok çabuk karar veriyorsun Bahar'cığım. Acele etme istersen yavrum. Yok, eminim. Onun içi dışı bir. Biraz eski moda bir adam. Kimmiş o eski moda olan? Benden mi bahsediyorsunuz yoksa? Yok. Ana kız havadan sudan konuşuyoruz öyle işte. Nerelere daldın öyle? Artık neden kaybettiğimi biliyorum. Yani aşkta. Şu binalarda yaşayan insanlar var ya, işte ben onlara imrenerek bakıyorum. Onlar da bizim yerimizde olmadıkları için şükrediyorlar. Böyle konuşma Ali. Namusumuzla çalışıp kazanıyoruz. Onurumuzla yaşıyoruz. Çok şükür karnımız da doyuyor. Sen bunu yaşamak mı diyorsun? Bir de onların hayatlarını görsen. Görsem ne olacak? Ben halimden şikayetçi değilim. O kadar farklıyız ki onlardan. Siyahla beyaz gibi. Biz hayatın kara yüzüyüz abi. Ofiste birlikte çalıştığım kız var ya, onu hala açılamadım. Neden biliyor musun? Mesai bitip de herkes evine gittiğinde o ışıl ışıl bir dünyanın kapısını aralıyor. Bense karanlığın. Bazen vazgeç bu sevdadan diyorum kendi kendime. Ama gönül vazgeçmiyor değil mi? Aşk böyle haddini bilmez bir şeydir işte. Ansızın gelip konar insanın yüreğine. Ondan sonra kov kovabilirsen. Eğer orada yaşıyor olsaydım, her şey çok farklı olabilirdi. Bir gün mutlaka ben de oradan bakacağım hayatım. Bu hırsın bazen beni korkutuyor. Peki. Senin hoşlandığın kız zengin olsaydı, yani benim yerimde olsaydı, sen ne yapardın? Ben haddimi bilirim. Hastane üstü. Müsaade yerde içecek var. Uf ya, dayanamayacağım. Çok bulanıyor midem. Normal, hamilesin. Olurmuş böyle sabah kantları. Biraz sık dişini. Dayan. Az kaldı.
Neyin var gülüm? Hasta mısın yoksa? Yok abi, iyiyim ben. Benzin solmuş sanki. Dün akşam da iyi değildin. Araba tuttu da biraz ondandır. Bak, eğer iyi hissetmiyorsan söyle, hemen doktora götüreyim seni. Gerek yok abi, iyiyim. Sen böyle kahvaltısız çıkmaya devam et, midem bulanır tabii. Sen merak etme Salih abi. Otelde bir iki lokma bir şeyleri titrince bir şey kalmaz. Eğer düzelmezsen beni arayın. Hemen gelir alırım seni. Tamam abi. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi gülüm, kendine dikkat et. Hayırlı tamam. İşler. Güle güle. Bu nasıl efendim? Renkleri çok canlı. Alacağım kişinin tarzı değil. Buna ne dersiniz? %100 keten, tam mevsimlik. Bu da fazla gösterişli. Daha sade, klasik bir model arıyorum aslında. Evet, bu güzel. Kaç beden vereyim? Aslında emin değilim. Sanırım sizinle aynı bedendir. Bu size olur mu? Evet, benim bedenim. Hediye paketi yapalım mı efendim? Evet, lütfen. İşler yavaş başladı. Bugünkü yemeği çıkaramayabiliriz ha. Abi, para lazımsa verebilirim. Bak hele, dünkü çocuk büyümüş de abisine para vereyim mi diye soruyor. Biz başımızın çaresine bakarız koçum. Sen biriktir paraları. Hadi abi, size kolay gelsin. Hadi koçum, görüşürüz. Güle güle. Merhaba. Merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Estağfurullah. Bugün görüşebilir miyiz diye sormak için aradım. Bende size ait olan bir şey var da. Bana mı ait? Evet. Öğlen buluşalım mı? Birlikte yemek yeriz. Hem emanetinize vermiş olurum. Yemek mi? Yani ikimiz mi? Tamam. Ne yersiniz? Şu an bilmiyorum. Gittiğimiz yerde karar versek. Sizin bildiğiniz güzel bir yer var mı? Bilmem. Yok galiba. O zaman seçimi ben yapayım. Mavi Deniz Balık Restoranı'nda buluşalım mı? Ben size tarif edeyim. Tamam. Orayı biliyorum. Anladım. Peki. Öğlen görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hop Salih, yolcu var. Dur. Aşk be delikanlı. Aşık bu ne? Günaydın. Günaydın Ali. Bakıyorum keyfin yerinde. Bugün çok mutluyum. Hadi gelmiyor musun? Geliyorum. Hayır, benim öğlen bir işim var. Birkaç saatliğine tek başına idare edebilir misin? Hayırdır, ne iş? Oğlum iş işte. İdare eder misin, etmez misin, onu söyle. Ayıp ettin. İdare ederiz be oğlum, gözün arkada kalmasın. Da, o işe bu kılıkla mı gideceğim? Ne varmış lan kılığımda? Şöyle daha fiyakalı bir şeyler giyseydin keşke. İçimiz aynı olduktan sonra kaportayı cilalasan kaç yazar ortak. Sen de haklısın. Gördüğünüz bu trilyonluk arazinin satışında herkesin gözden kaçırdığı husus şu. Arsanın 10 hissedarından biri olan Musa Keskin, ölmeden 6 ay önce geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle bitkisel hayata girmiş. Buyurun, bunlar hastane raporları. Kısacası Musa Keskin'in varisleri onun imzasını taklit ederek evrakta sahtecilik yapmışlar. Yani bu satış geçerli değil. Bravo Ali. Tebrik ederim. Bu davayı kazanabileceğimiz konusunda şüphelerim vardı. Ama sen düğümü çözdün. Teşekkür ederim efendim. Aslında bir teşekkür de Meltem'e borçluyuz. Seni bize Meltem tavsiye etti. Doğru yoldasın Ali. Böyle devam et. Çok yakında kendi davalarını alabilecek konuma geleceksin. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Tebrikler Ali. Çok iyi iş çıkardın. Teşekkürler. Kutlarım Ali. Artık Oğuz Bey'in yeni prensi sensin.
Bahar. Öğle yemeğine çıkalım mı, ne dersin? Çok isterdim ama önceden verilmiş bir sözüm var. Bir dahaki sefer olur mu? Tabii, ne zaman istersen. Benim acelem var arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bahar'ın randevusu nerede biliyor musun? Aa evet, telefonda konuşurken duymuştum. Bahar'ı bu kadar etkileyen adamı çok merak ettim. Biz de oraya gidelim mi? Hem yemek yeriz. Sen ciddi misin? Tamam, benim de karnım çok acıkmıştı zaten. Hoş geldiniz efendim. Rezervasyonumuz vardı. Hemen kontrol ediyorum efendim. İsim neydi? Bahar. Evet, Bahar Hanım. Beyefendi de sizinle mi? Evet. Masamızı gösterecek misiniz artık? Anlaşılan burası pek bana göre bir yer değil. Yani ben buraya ait değilim. Buyur. Burada olduklarına emin misin? Burasıydı. Adım gibi eminim. Buyurun efendim. Sağ olun. Afiyet olsun. Affedersiniz. Bahar Hanoğlu adına bir rezervasyon var mıydı acaba? Evet ama yanındaki beyefendi istemediği için rezervasyonu iptal ettiler. Zaten bu da onlar için ayrılmış olan masaydı efendim. Hadi Meltem. Biz de gidelim o zaman. Şaka mı böyle? Buraya kadar geldik. Yemek yiyelim bari. Ait olduğun yeri sevdim. Yakup dayı tuttu balıkları. Balıklar için teşekkür ederiz. Afiyet olsun kızım. Başhale çevirsen oğlum şunları. Tadı böyle çıkıyor Yakup dayı. Ben gidip ağları olayım. Yine bekleriz kızım. Sağ olun. Görüşürüz Yakup dayı. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. İstavrit boğazın en lezzetli balığıdır. Ucuz olduğuna bakmayın. Balıkların şahıdır şahı. Bana bırak istersen. Buralarda usul budur. Hadi soğutmadan yenir bunlar. Şey, çatal alabilir miyim? Aslında biz burada balığı elle yeriz. Küçük balık çatala ziyan olur. Göstereyim. Gerçekten çok lezzetli ama biraz sıcak. Pişman değilsiniz değil mi buraya geldiğiniz için? Asla değilim. Öylesi çok daha keyifli gerçekten. Bizim restoranı beğendiniz yani. Artık şu sizi bizi konuşmayı bıraksak diyorum. Yani böyle elimizle balık yerken bu resmiyet fazla değil mi? Nasıl isterseniz. Yani nasıl istersen. Sayfanın altına imza atman gerekiyor. Bir öpücük verirsen neden olmasın? Bu kadar mı? Hı-hı. Anladım. Kalanı imzadan sonra. İmzalamadan önce okumayacak mısın? Gerek var mı? Ne biçim iş adamısın sen? Sana güvenebilirim değil mi? Bana kazık atmazsın herhalde. İmza işi bitti. Kusura bakma Ceren.
Şu anda müsait değilim Goncagül. Daha sonra konuşsak. Sonra konuşalım dedim ya. Şimdi kapatmak zorundayım. Hoşça kal. Lobide görüşürüz. Benden o kadar kolay kurtulamazsın. Kurtulmak istediğimi kim söyledi? Ne zaman geleceğini söylemedin mi? Gidip ailesiyle konuşsana kızım. Yapamam. Hem ne diyeceğim ki? Deli misin sen? Nasıl olsa evleneceksiniz. Niye çekiniyorsun ki? Gidip Coşkun ne zaman dönecek diye sor. İyi olacak Aslan'ın doktor ayağına gelirmiş. Hadi git konuş. Hadi sene. Merhaba Fikret Bey. Zamanınızı almak istemezdim. Ben Coşkun Bey'i merak ettim de ne zaman İstanbul'a döneceğini biliyor musunuz acaba? Coşkun'un ne zaman döneceği sizi ilgilendirmez. Ben şey demek istedim. Coşkun Bey bana... Bana bak kızım. Senin gibilerini iyi tanırım ben. Git başkalarının kapısına dayan. Servet avcılarıyla işimiz olmaz bizim. Ama biz Coşkun'la birbirimizi seviyoruz. Bu ne cüret? Çekil yanlar. Goncagül. Ne bakıyorsunuz? Hemen doktor çağır. Goncagül. Goncagül beni duyuyor musun? Ne oldu? Bilmiyoruz. Birdenbire düştü. Herkes işinin başına. Herkes dedim. Doktor bey. Siz gerekeni yapın. Ailesine de haber verin. Peki Fikret bey. Hayatımda yediğim en lezzetli balıktı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne zaman isterseniz teşkilat hazır burada. Az kalsın hediyeni vermeyi unutuyordum. Teşekkür ederim ama gerek yoktu. Hadi açsana. Bakalım beğenecek misin? Ne tesadüf. Bu gömlek seni ilk gördüğümde giydiğim gömleğe çok benziyor. Tesadüf değil ki. O gün giydiğin gömleği çok iyi hatırlıyorum. Otoparkta tartışırken üstündeydi. Aslında ben de o gün senin ne giydiğini çok iyi hatırlıyorum. Sen de mezuniyet için mi oradaydın? Kusura bakma. Alo, ne haber koçum? Haberleri iyi değil abi. Hemen hastaneye gelmen lazım. Hastaneye mi? Ne oldu? Çabuk söyle. Anneme mi bir şey oldu? Yok abi. Goncagül hastaneye kaldırdık. Merak etme. Hayati bir tehlikesi yok ama... Neyse. Sen gel konuşuruz. Hangi hastane? Tamam. Hemen geliyorum. Kız kardeşim hastaneye kaldırmışlar. Geçmiş olsun. Dilerim ciddi bir şey yoktur. Geçmiş olsun Emine abla. Sağ ol. Rahatsızlığın neymiş? Var mı yapabileceğim bir şey? Yok sağ ol. Önemli bir şey değil. Ne oldu? Goncagül nasıl? Söylesenize ne oldu Goncagül'e? Ali, neden anlatmıyorsun? Doktorla sen konuşmadın mı? Evet. Ben konuştum. Ciddi bir hastalığın var yoksa? Yok. Öyle değil. Nasıl peki? Konuşsana oğlum! Abi, Goncagül hamileymiş. Bu çiçekleri sevdiğinin yarısı kadar beni sevseydin
mutlu bir adam olurdum. Coşkun bu akşam geliyor değil mi? Evet. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Elmas mutfağa gittiğinde Atiye Hanım'a söyle biraz da meyhane pilavı yapsın. Coşkun çok sever. Bana da bir limonlu soda getir Elmas. Hemen efendim. Coşkun'un takıldığı kız var ya, hani otelde çalışan. Neydi adı? Gonca Gül. Ha işte o. Onun kadar yüzsüzünü hiç görmedim. Neden? Ne yaptı ki? Bugün otelde karşıma dikildi. Utanmadan Coşkun'u sordu. Bunda utanacak ne var Fikret? Gonca Gül Coşkun'un kız arkadaşı. Onunla evlenmeyi düşünüyor, unuttun mu? Sen de buna inandın öyle mi? Hala oğlunu tanıyamadın ya. Pes doğrusu. Coşkun yalnız gelmiyor, haberin olsun. Otel müdüresiyle gününü gün ediyor paşamız. Yoksa bunca zaman iş için kalır mıydı Marmaris'te? Neyse, hiç olmasa bu seferki kenar mahalle kızı değil. Aslında çok şaşırmadım. Bir durulmadı şu oğlan. Peki ama Gonca Gül ne olacak? Davul bile dengi dengine değil mi? Hala ne düşünüp duruyorsun? Ben sizi dışarıda bekliyorum. Bu sefer ucuz atlattın. Bebek düşmediği için şanslısınız. Ama bundan sonra daha dikkatli olmalısınız. Hepinize geçmiş olsun. Sağ ol. Rezil rüsva ettin bizi. Seni doğurduğum güne lanet olsun. Dur anne. Bu kadar rezil olduğumuz yeter. Evde konuşuruz. Allah cezanı versin. Günahını alma bak. Ekmek çarpsın ki Hatice. Aysel'in kocası İlyas yok mu? İşte o duymuş kulaklarıyla. Doktor demiş Gonca Gül hamile diye. Duydun mu, Gonca Gül hamileymiş. Ama doğru diyorlar. Haber bizden önce gelmiş. Gonca Gül'e bir şey yapmayacaksın. Sen evine git Mahir. Abi gözünü seveyim. Evine git dedim Mahir. Ne zaman yedin bu haltı? Sana söylüyorum hadi patasıca. Kimden pedaladın bunu? Söyle Gonca Gül, kim bu adam? Allah cezanı versin senin. Tamam sakin ol anne. Söyle yoksa çok fena olur. Kimden beni aldığını unutmuyorum sana. Çabuk söyle çabuk. Allah cezanı versin. Dur anne. Yapma yeter artık. Hadi sen de odana. Neyini koruyorsun hala he? Rezil rüsva etti bizi. Konu komşunun yüzüne nasıl bakarım ben? Tamam dedim sus artık. Siz karışmayın. Ben halledeceğim bu işi. Thank you.
yaptı bunu Goncagül? Hadi söyle, kim kandırdı seni? Bunu yapanı bana söyleyeceksin. Hadi konuş. Gel etme beni de konuş. Kim yaptı diyorum sana. Gözümden sakındım seni. Üzerine titredim. Sen güldün güldüm. Ağladın ağladım. Neden yaptın bunu? Şerefimizi iki paralık ettin. Nasıl yaparsın bunu? Sana bunu yapan adamın kim olduğunu söyleyene kadar evden dışarı çıkmayacaksın. Duydun mu? Konuşuncaya kadar bu odadan dışarı çıkmak yok. Coşkun, çok özledim seni evladım. Ben de anneciğim. Bu ne surat böyle beş karış? Hiç mi özlemedin yoksa abini? Özlemez olur muyum hiç? Nasılsınız Bahar? Teşekkür ederim. Hoş geldin Ceren'ciğim. Hoş bulduk. Otursanıza çocuklar. Gençler. Yoldan geldiniz. Birer yorgunluk kahvesi içersiniz değil mi? Çalışanlar odalarına çekildi baba. Belgin. Ne duruyorsun hala? Ceren'le Coşkun'a şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yap bakalım. Anneciğim istersen ben... Yok kızım. Ben yaparım. Bir kahvenin lafı mı olur? Hiç gerek yok anne, hiç gerek yok. Bu saatte kahve içmeyelim biz. Sonra sabaha kadar yatakta dönüp duruyorum. Hava serinledi. İçeri geçelim mi artık? Buyurun. Bir dakika dur abi. Ne işi var bu kızın burada? Sen gitmeden önce Goncagül'le evleneceğini söylemedin mi? O zaman öyle hissediyordum. Ama her şey değişiyor. Duygular da. Hayat başka türlü aktı. Ceren'e aşık oldum. O kadar inanarak söylüyordun ki Goncagül'ü sevdiğini. Ben bile senin gerçekten değiştiğini sanmıştım. Üstüme gelme Bahar. Anladım ki evlilik bana göre değil, bu kadar basit işte. Hayır, o kadar basit değil. Fikrini değiştirdiğinden Goncagül'ün haberi var mı? Yok. Ama hiç merak etme, en kısa zamanda söyleyeceğim. Kim bilir öğrendiğinde kızcağızın kalbi ne kadar kırılacak. Üzgünüm Bahar. Ama gerçekçi olmak zorundayız. Sırf onun kalbi kırılmasın diye mutsuz bir evlilik yapacak değilim. Tamam mı?
açsana abicim. Niye açmıyorsun şu telefonu? Ne cevap vereceğim? Hayır. Kardeşim tanımadığım bir adamdan hamile mi diyeceğim? Bahar, neden içeri gelmiyorsun kızım? Burada iyiyim anne. Ceren yüzünden değil mi? Nedense ben de sevemedim bu kızı. Ama Coşkun'un hayatına ve seçimlerine fazla müdahale edemeyiz, öyle değil mi? Abin artık yetişkin bir erkek. Abim mi yetişkin? Goncagül'e yaptığı hiç de yetişkince bir davranış değil. Yazık kızcağıza. O kız için ben de üzülüyorum. Ama Coşkun'u biliyorsun, baksana. Hiç değişmeye niyeti yok abinin. Evlenseler de aldatırdı. Belki de böylesi Goncagül için daha da hayırlı oldu. Yine de kızıyorum abime. Böyle sorumsuzca davranması deli ediyor beni. Coşkun'a kızma Bahar. Asıl suçlu benim. Babam onu şımartırken her şeye seyirci kaldım. Coşkun her istediğini o kadar kolay elde etti ki. Belki de bu yüzden böyle biri olup çıktı işte. Belgin! Neredesin? Babamın sana bu kadar kaba davranmasına nasıl dayanıyorsun? Bir kez bile isyan ettiğini görmedim. Alıştım artık ben bunlara. Herkesin bir kaderi vardır kızım. Sen benim için kafanı yorma. Aç konuş abi. Kaçmak kurtuluş değil ki. Ya böyle yaparsan büsbütün yanlış anlayacak. Aç hadi şunu. Aç. Merhaba. Merhaba. Aramak için geç bir saat biliyorum ama kardeşini merak ettim. Nasıl, iyi mi? İyi, merak edecek bir şey yok. Sesin iyi gelmiyor ama bir aksilik yok değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Eminsin değil mi? Şimdi kapatmak zorundayım. Seni sorarım. İyi geceler. Peki, iyi geceler. Oh be. Bizim Salih yok mu? Onun kardeşi Goncagül işte. Abi neymiş? Ne o şu? Hastanede duydum. Yazık vallahi. Lan sen ne biçim adamsın? Ne yapıyorsun lan sen ona? Tamam, sakin ol. Getir, tamam. Yanlış anladın sen abi. Vallahi billahi ben bir şey anlatmadım abi. Yalan söyleme lan! Yapma! Gelin tamam, yapma! El alemin namus benim de sana duydum, şerefsiz! Ali, sakin ol! Şerefsiz! Ali! Bırakın lan! Bırak beni! Hadi götürün şunu. İyi misin kardeşim? Hadi kalk hadi. Bırakma! Salih gel. Götürün şunu. Hadi sen de kalk. Hadi. Bunu benim bacıma kim yaptıysa, onu kandırıp bu kara lekeyi alnına kim sürdüyse, er ya da geç cezasını çekecek. Goncagül. Tamam, olan olmuş bir kere.
Ama bunu bana kimin yaptığını söylemen lazım. Söz hiç kızmayacağım. Sadece kim olduğunu söyle ha. Söyleyemem. Söz verdim sana. Kızmayacağım dedim ya. Hadi söyle gül. Söyleyemem abi. Çocuğumun babasını çok seviyorum. Seviyorsun ha? O adam da seni sevse bu duruma düşürür müydü? Karnında bu çocuk ortada bırakır mıydı seni? Allah aşkına söyle, kim bu adam? Kelli duvaklı gelin olacaktın. Beline kırmızı kuşağını kendi ellerimle bağlayıp yollayacaktım seni bu evden. Kim bu hayallerimizi çalan adam? Söyle Goncagül! Söyleyemem. Onun canı yansın istemiyorum. Gözün üstünde olsun. Sakın bırakıp da bir yere gitme. O halde nereye giderim oğlum? İnsan içine çıkacak yüz mü kaldı? Sen yine de tedbiri elden bırakma. Allah işini rast getirsin. Ey güzel Allah'ım, ne günah işledik de böyle bir dert verdin bize. Ali? Ali neyin var senin? Hiç. Seni daha önce hiç bu kadar durgun görmedim. Bir şeyim yok dedim ya. Hadi söylesene, ne oldu? Son zamanlarda hayatım can sıkıcı bir hal almaya başladı. Bu kadar popüler stajyer bir avukatken mi? Dalga geçiyorsun herhalde. Şirket herkes senin başarını konuşuyor. Keşke hayatım bu ofiste yaşadıklarımı sınırlı olsaydı. Eminim o zaman çok mutlu olurdum. Ama başka şeyler de var. Bütün terslikler üst üste geldi. Ne gibi terslikler? Hangisinden başlamalı bilmem ki. Ailevi meselelerden mi? Yoksa gönül yarasından mı? Sen hangisinden başlamak istersen ben dinlemeye hazırım. Zamanı geri alabilsek. Örneğin düne dönebilsek. Belki seninle paylaşabilirdim bir şeyleri. Ama bugün doğru zaman değil. Ha, bu arada Goncagül nasıl? İyi. Neden sordun? Hiç, öylesine. Neyse, ben çıkıyorum Ali. Hoşça kal. Nereye gidiyorsun? Birini ziyaret edeceğim. Hemen gideceğiz. İki saat daha var. Biraz daha gideceğiz. Çay ister misin Salih? Sağ ol, istemem Nail baba. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam, selam. Hoş geldin Mahir abi. Ne haber ortak? Nerede yanlış yaptım acaba? Yanlış bir şey yapmadın ki sen. Belki biraz fazla koruyup kolları. Goncagül o kadar saf ve iyi niyetli ki anlayamadı dışarıda bir kurtlar sofrası olduğunu. Kim bilir? Salih. Ben dün gece çok düşündüm. Ve bir karar verdim. Eğer Goncagül de kabul ederse ben onunla evlenmeye razıyım. Olmaz. O eski Goncagül değil artık. Of, hoş geldin Pınar. Hoş bulduk Emine teyze. Goncagül'ü merak ettim. İşten izin aldım, bir görüp gideceğim. Pınar, sen Goncagül'ün her şeyini bilirsin kızım. Kimle gezip tozuyordu? Hadi bir söyleyiver bana. Bilmiyorum Emine teyze. Bilirsin, bilirsin. Goncagül senden hiçbir şeyini saklamaz. Söylemedi, inan ki bilmiyorum. Hoş geldin Vesile. Hoş bulduk Emine abla. Ay kapı çıktı vallahi. Doktorla konuştum. Gelin hemen alalım bebeği dedi.
Sağ olasın Vesile, geç. Emine teyze, Goncagül'ü görebilir miyim? Hı, çık hadi. Nasılsın Goncagül? Sence nasıl görünüyorum? Emine teyze kürtaj için randevu almış. Vesile ablayla götüreceklermiş seni. Bebeğimi öldürmelerine asla izin vermem. Sana güzel bir haberim var. Coşkun Bey döndü. Doğru mu söylüyorsun? Coşkun geldi mi sahiden? Evet. Hadi yüzün gülsün artık. Bak kötü günler bitti. Çok şükür Allah'ıma. Hemen gidip Coşkun'la konuşmalıyım. Bence de. Vakit kaybetmeden git ve anlat her şeyi. Ben artık gideyim. Zor bela izin aldım zaten. Bir de geç kalırsam müdür canımı okur. Sen de kendini artık üzme, tamam mı? Tamam. Pınar. Bana bir söz vermeni istiyorum. Ne olursa olsun kimseye Coşkun'dan bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam canım. Hiç kimseye söylemeyeceğim. İçin rahat olsun. Al asmaldık. Ben sonra yine uğrarım. Tamam. Hadi hazırlan, hemen doktora gideceğiz. Nasıl buldun? Durağa uğradım. Göremeyince burada olabileceğini tahmin ettim. Oturabilir miyim? Tabii. Dün geceden beri öyle huzursuzum ki... nasıl bilmiyorum ama bir sıkıntın olduğunu hissettim. Umarım yanılıyorumdur. Sana hep güzel şeyler söylemek istiyor içim. Olanlar öyle kötü ki. Anlatmaya dilim varmıyor. Öyle umutsuz konuşmamalısın. Her şey düzelir. Ya düzelemeyecek kadar kötüyse? Çıkalım artık Emine abla. Yoksa geç kalacağız randevuya. Hazırım ben Vesile. Goncagül, hazırlanmadın mı da? Kız ses versene. Goncagül, sana diyorum. Öf. Ömrümü yedi bu kız benim, ömrümü. Kaçmış. Çok garip. Sanki seni yıllardır tanıyor gibiyim. Düşündüm de... belki bir daha görüşmemeliyiz. Anlayamadım. İnsan kendine boy aynasında bakmayı bilmeli değil mi? Başka türlü hayatlarımız var bizim. O kadar farklıyız ki... aramızda uçurumlar var. Daha yeni tanıdığım birisi hakkında hemen hüküm veriyorsun. Neden bu kadar önyargılısın? Aramıza böyle aşılmaz bir duvar örerek ikimize de haksızlık ediyorsun Salih. Aynı gökyüzüne, aynı yıldızlara bakmıyor muyuz? Öyle kestirip atmak yerine dost olmayı denesek. Sanırım şu anda burada olmamı istemiyorsun. Kal lütfen. Özür dilerim.
Efendim anne. Goncagül yok oğlum, kaçmış. Bana biraz izin verir misin hayatım? Merhaba Goncagül. Gel şöyle geçelim. Az önceki manzara için özür dilerim. O kız kim Coşkun? Böyle öğrenmeni istemezdim. Yapma Goncagül. Lütfen. Anlayışlı ol. Altı üstü bir ilişki yaşadık ve bitti. Bunda bu kadar üzülecek ne var ki? Sen de kendine yeni birini bulursun. Hani biz evlenecektik? Sana böyle bir söz vermem büyük hataydı. Galiba biraz fazla kaptırmışım kendim ama... Sonra yanıldığımı anladım. Ben evliliğe hazır değilim Goncagül. Ben hamileyim Coşkun. Ne? Hamile misin? Allah kahretsin. Elimden ne gelir ki? Hamilesin diye seninle evlenemem Goncagül. Bu taşta nasıl yaşarım? Yapma ne olur, beni böyle ortalarda bırakma. Bebeği aldırırsın. Tanıdık doktorlar var, hallederiz. Hayatına kaldığın yerden devam edersin. Bu kadar kolay mı silip atmak? Ha? Paylaştığımız her şey yalan mıydı? Beni sevdiğin, verdiğin sözler. Karnımda bebeğini taşıyorum, bunun hiç mi önemi yok? Fazla oldun ama. Daha önce de kız arkadaşlarım hamile kaldı. Gidip aldırdılar. Ne yapışkan şeymişsin sen be. Hadi hemen çık buradan. Bir daha da sakın gözüme görünme. Muhasebeye söylerim, ihtiyacı olan para neyse hesabına yatırılır. Hoş geldiniz bari. Goncagül, iyi misin? Her şey yalanmış. Yaşamanın bir anlamı kalmadı. Böyle düşünme lütfen. Biraz konuşalım mı? Onu çok sevmiştim. Goncagül bekle. Şu kız Goncagül değil mi? Çok benziyor. Bulduk galiba. Goncagül. Affedersiniz. Ya Goncagül kendine kötü bir şey yaparsa? Ne yaparız o zaman? Aklına hemen kötü şeyler getirme abi. Keşke bu kadar üstüne gitmeseydik. Ne yaptık ki Ali? Bunu yapan şerefsizin kim olduğundan mı sormasaydık? Her şeyi sineye çekip otursa mıydık yani? Bakmadığımız yer kalmadı. Yok yok. Allah'ım deli olacağım. Nerede bu kız ya? Umutsuzluğa kapılma hemen Salih. Sakin ol biraz. Merak etme abi, bulacağız onu. Hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim. Canım abim. Yoksa baba mı demeliyim?
Hayatımda ilk kez senin dışında bir erkeğe güvendim. Onun gözlerine inandım. Ve yine onun gözlerinde yanıldım. Oysa o kadar el değmemiş ve temizdi ki sevgim. Nerede olduğunu biliyorsan söyle Pınar. Goncagül'ü en son bugün sizi uğradığımda gördüm Salih abi. Eğer bilip de bize söylemediğin bir şey varsa seni hiç affetmem. Vallahi billahi bilmiyorum. Dua edelim de eve dönmüş olsun. Doğduğum gibi masum ölmek isterdim. Farz et ki Goncagül diye birisi gelmedi dünyaya. Bir kız kardeşin olmadı farz et. Başın dik olarak uğurla beni. Seni, hepinizi hayal kırıklığına uğrattım. Bana kızma abi. Affedin beni. Kabul ediyor musun evlilik teklifini? Evet. Ben senin de istediğini sanmıştım. Ne yapacağım ben şimdi? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Neden olmasın ki? Hala sevmiyor muyuz birbirimizi? Değişen hiçbir şey yok. Eski Goncagül değilim artık ben. Evleniyoruz. Gerçekten mi? Hı-hı. İnanamıyorum. Evet aşkım, evet. Goncagül evde. Gülüm eve dönmüş. Allah'ım sana şükürler olsun. Goncagül. Goncagül.
Gonca Gül!